Bu hafta bakacağımız ve greedy algoritmanın optimal solution verdiği ilk problem job scheduling diye geçiyor. Bunu işletim sistemi dersinde de göreceksiniz. Elinizde N tane job var ya da task de deniyor bunlara işletim sisteminde ya da process. Yani çalışan program manasını. Bunlara J1, J2, hatta JN diyelim. N tane elinizde çalışabilir durumda job var. Ve bunların her birisinin bir running time'ı var. Yani CPU'yu kullanacakları zaman. Eğer bu job'ı ya da bu task'ı çalıştırırsanız CPU'yu daha ne kadar kullanacak? Bunlara T1, T2, TN diyelim. Hepsi bunların sıfır zamanında elinizde var. Bir tane prosesörünüz var, işlemciniz. Şimdi soru şu. What's the best way to schedule these jobs in order to minimize the average completion time? Right? Bunları en kısa zamanda, ortalama en kısa zamanda bitirecek şekilde schedule etmek istiyoruz. Yani bunları CPU'ya sırasıyla koyup çalıştıracağız. Ortalama bitme zamanını minimize etmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi bir optimizasyon problemi, bir minimizasyon problemi. Şu örnekten daha iyi anlayacaksınız. Bakın 4 tane job var. Bunların hepsi elinizde. Bunlara J1, J2, J3, J4 dedik. Çalışma zamanları da 15. Yani J1'ı CPU'ya koyup çalıştırırsanız 15 birim zaman çekecekmiş bitmesi. J2 8 birim, J3 3 birim, J4 ise 10 birim çalışacak. Bunları FIFO ile yani bu geldikleri sırayla çalıştırdığı, schedule ettiğimizi düşünelim. Önce J1'ı çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla 0'da başlıyor, 15'te bitiyor. Bu bittikten sonra bir sonraki job J2'yi çalıştırıyorsunuz. C2 8 birim daha çekecek. Dolayısıyla 15 artı 8 23. birimde bitecek. C3 ondan sonra schedule edeceksiniz. 3 birimde o kullanacak CPU 26. C4 de en son schedule edilecek. 26'dan 36'ya 10 birimde o çekiyor. Şimdi average completion time'a bakarsanız birinci job'un bitme zamanı ne zaman? Hepsi sıfırda gelmişti. 15. Onun için birinci job'un completion time'ı 15. İkincinin completion time'a bakarsanız 23 bu. Çünkü sıfırda bu hazırdı çalışmak için. Fakat önce J1'ı schedule ettiğiniz için 15 birim beklemek zorunda kaldı. CPU'nun boşalmasını bekledi. CPU boşaldıktan sonra da J2'yu, ikinci job'ı schedule ettiniz. 8 birimde o CPU kullandı. Onun için completion time'ı 23. Üçüncü job'a baktığınızda o da 23'ten 26'ya kadar çekiyor. Fakat completion time'ı sıfırda hazır durumda olduğu için 26. O yüzden 26 diyorsunuz. Sonra J4'e baktığınızda da bu 36'da bitiyor. Dolayısıyla o da completion time'ı 36. 10 değil bakın. 26 ile 36 arasında CPU kullanıyor. Fakat sıfırda hazır olduğu için aslında completion time'ı sıfırdan 36'ya kadar. Yani 36 birim bekliyor bitmek için. Sadece CPU 10 birim kullanıyor. Geriye kalan 26 birim ready queue'da bekliyor. Yani işletim sistemi dersinde bunları göreceksiniz. Ready queue'da çalışmayı bekliyor. Burada average completion time tabii ki 4'e böleceğiz. 4 tane job'umuz var. 25 çekecek. Bu birinci scheduling. Buna FIFO scheduling diyeceksiniz. İkinci scheduling ise shortest job first diye geçiyor bu. Bu bir greedy strateji gördüğünüz gibi. Mantıken yani greedy bir approach uygularsanız buna ne yaparsınız? Önce hangi job'ı schedule edersiniz? Tabii ki CPU'yu en az kullanacak olan job'ı schedule edersiniz. Bu durumda bu örnekte J3. Önce J3'ü schedule ediyorsunuz. O 0 ile 3 arasında run ediyor ve bitiyor. Onun için onun completion zamanı 3. Sonra geriye kalan 3 tane job içinde artık J3 bitti. Geriye J1, J2, J4 kaldı. Bu geriye kalanlar için de en az CPU kullanacak olanı schedule ediyorsunuz. O da 8. Onun için J2. 8 birimde o kullanıyor. 11'de de o bitiyor. Dolayısıyla J2'nin completion time'ı 11. Sonra geriye C1 ve C4 kalıyor. İkisi içinden en küçük CPU kullanacak, running time en küçük olanı seçiyorsunuz. O da 10. Onun için C4'ü seçiyorsunuz. O 11 ile 21 arasında o CPU kullanıyor. Dolayısıyla onun completion time'ı 21. En sonunda geriye bir tane job kalıyor. J var. O da 21 ile 36 arasında 15 birim CPU kullanıyor. O da 36'da bitiyor tabii ki. Bunu 4'e bölerseniz 17,75 average completion time çıkar. Bu bir greedy strateji gördüğünüz gibi. Buna işletim sistemi dersinde shortest job first scheduling diyeceksiniz. Elinizdeki job'lar içinde running time'ı en az olanı schedule ediyorsunuz. Bu ise FIFO scheduling gördüğünüz gibi geliş sırasıyla schedule edilmiş burada job'lar. Bu gördüğünüz gibi average completion time'ı bunun daha fazla shortest job scheduling'e göre. Şimdi bu bir greedy strateji gördüğünüz gibi bir greedy algoritm.
Onun için job scheduling'deki greedy approach, eğer bir greedy algoritması tasarlıyorsanız bu problemi çözmek için, simply pick up the job that has the minimum running time, right? Bu çok basit bir greedy scheduling algoritması ve it turns out bu optimal solution'u veriyor. Her zaman average completion time'ı minimize ediyor. Algoritmaya bakarsanız greedy job scheduler, elinizde bir set of jobs var. Yapacağınız şey şu, sort the jobs with respect to their running times. Onları bir kere sort ediyorsunuz başlangıçta running time'larına göre. Burada onu yaptık, bakın running time'larına göre sort ettik. Sort ettiğiniz ve running time'ı önce C3, C2, C4, C1 sırasıyla geldi. 3, 8, 10 ve 15 bunları running time'ları. Arkasından yapacağımız çok basit, schedule the jobs in that order with the shortest job first. Running time'ı ne bu algoritmanın? Tabii ki running time'ı birinci step'le, yani sorting'le domine ediliyor. Bu da on n log n. Çünkü daha sort ettikten sonra sadece sort edilmiş listenin üzerinden bir kere yürüyorsunuz. O order n kadar zaman çekiyor. Yani şöyle yanlarına yazarsak, burası bakın n log n, order n log n. Burası ise, yani şunu yazıp da taşırmayayım, n log n. Burası ise order of n. Sadece. Onun için n log n artı order n, ikisinde dominant faktör n log n olduğu için bu algoritmanın running time'ı n log n. Burada bir şey daha görüyorsunuz. O da ben sorting problemlerini anlatırken ne dedim? Sorting çok önemli bir problemdir computer science'da ve başka bir sürü algoritmanın ya ilk step'i ya da son step'i olarak kullanılır diye. Burada bakın sorting'in bu problemin ilk step'i olarak kullanıldığını görüyorsunuz. İlk başta bütün job'ları running time'larına göre bir kere sort ediyoruz. Sort ettikten sonra artık geriye kalan problem direkt sorted liste üzerinde bir kere yürüme. Bunun üzerinde sorted liste üzerinde yürüyüp job'ları bu şekilde sort ediyorsunuz. Süreye geri dönerseniz bakın bir kere sort ettiniz job'ları running time'larına göre 3, 2, 4 ve 5. Artık bu sırayla yürüyüp bunları schedule edip average completion time'ı rahatlıkla hesaplıyorsunuz. Şimdi bu algoritmayı ben implement ettim. Bu size vereceğim kodlar arasında var. Job'lar şu şekilde integer. Ben sadece job'ların running time'larını geçtim buraya. Şurada test kodum var bakın. Job'ların running time'ları C1'inki 15, C2'inki 8, 3 ve 10. Bu size verdiğim örnekteki slide'lardaki örnek bu. 15, 8, 3 ve 10. Bu sırayla geldiklerini farz edin bu job'ların. Yapacağımız şey ne? Sort. Bunları da özellikle C++ standart template library içindeki fonksiyonları kullanıyorum ki siz de kendi kodlarınızı yazarken böyle yapın. Kendi sorting algoritmanızı yazmayın. Hazır o standart template library içinde olsun veya diğer programlama dillerinde C#'da, Java'da hazır sort kodları var. Standart library'lerin size verdiği. Direkt onları kullanın kodlarınızı yazarken. Boş boşuna kendinize iş çıkartmayın. Bunun nasıl çalıştığını biliyorsunuz. Bu Quicksort kullanıyor background'da. Aslında hibrit bir sort algoritmasıymış. Bunu ben öteki derste anlatmıştım. Öncelikle ufak datasetler için insertion sort kullanıyormuş. Biraz medium size datasetler için heap sort kullanıyormuş. Çok büyük datasetler için ise quicksort kullanıyormuş. Aslında bir hibrit data sorting algoritması. Fakat n log n'de çalıştığını biliyoruz. Sort diyorsunuz. Jobs.begin, jobs.end. Bu bir vektör olduğu için bunun begin bunun en başına bir iteratör, bu ise en sonuna bir iteratör. Bu ikisi arasındaki elemanları sort ediyor. Küçükten büyüğe doğru sort ediyor. Onun için sort diye bir fonksiyon zaten algoritma kütüphanesinin içinde var. Onu include ederek rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii ben Visual Studio 2019 kullanıyorum. Daha önceki Visual Studio versiyonlarında bu support edilmeyebilir. O zaman Quicksort diye bir, Qsort diye bir fonksiyon vardı. Eğer onu kullanıyorsanız, yani compiler'ınız daha eski bir compiler ise Qsort'u kullanmanız gerekebilir. Neyse, şimdi bu birinci step. Sort ettik job'ları. Neye göre? Running time'larına göre. Arkasında yapacağımız şey çok basit. Direkt sorted liste üzerinde yürüyüp job'ları schedule edeceğiz. Şimdi bakın total completion time 0. Ben total completion time'ı hesaplayıp number of jobs'a böleceğim. Böylece average completion time'ı hesaplayacağım. Current time başlangıçta 0. Ne yapıyorum? Job'lar üzerinde yürüyorum bakın. Job E0'dan number of jobs'a kadar. Current time artı eşittir jobs E. Yani birinci job'un bitmesi için geçen süre. Buradan bakarsanız birinci job'un geçmesi için gerekli olan süre ne kadar? 3. Dolayısıyla 3 diyecek. Buradan current time 3 olacak. Şimdi 3'ü aldınız. Total completion time. Birinci job'un bitmesi için gereken süre 3. Şimdi geri geldiniz.
İkinci zamanda job 2'yi schedule ediyorsunuz. Yani job 2 derken buradaki job 2. Evet, bu birincisi job 3'tü, ikincisi job 2'yi schedule edeceksiniz. Onun running time'ı 3. O yüzden burada sort edilmiş listeden jobs i'den 8 gelecek. Current time'a 8 ekleyeceksiniz. Bunun bitme zamanı 3 artı 8 11 olduğu için total completion time'a 11 ekleyeceksiniz. Bu şekilde 4 job'ı da toplam current bitiş zamanlarını hesaplayıp completion time'a ekleyeceksiniz ve bunun average'ini alacaksınız. 17.75 çıkması lazım. Hemen run edip görebiliriz. Bakın 17.75 average completion time. Zaten optimal bir solution. Şimdi bunu ikinci bir şekilde de implement etmek mümkün. Yani bu birinci implementasyonu fakat aynı performansı veren, yani optimal solution'u veren başka bir solution da yapmak mümkün. Bakın burada biz ne yapıyoruz? Sort ediyoruz. Sort etmek yerine şunu yapsak. Buna 2 dedim. Greedy Job Scheduler 2. Amacım aynı algoritmayı farklı şekillerde implement edebileceğinizi göstermek. Böylece derste gördüğümüz bazı data structure'larının nasıl kullanıldığını görme şansınız olacak. Şimdi sort etmek yerine bunlar önce gelen job'lardan bir min heap yapsam. Şimdi biz, problemi düşünün. Biz ne yapıyoruz burada? Elinizde 4 tane job var. Hangi sırayla bunları sort ediyoruz? Elinizdeki job'lardan running time'i en küçük olanı select ediyorsunuz. Yani bir data structure'ınız olması lazım. Orada diyeceksiniz ki data structure'a give me the job that has the least, the smallest running time, right? Bakın hep selection yapıyorsunuz ve yaptığınız selection kalan elemanlar içinde running time'i en küçük olanı select ediyorsunuz. Bu binary heap yani priority queue'ya denk geliyor. İşte bu tür data structure'ları nerede kullanacağınızı da bu güzel bir örnek. Önce bana elinizdeki job'lar içinde running time en küçük olanı ver dediğinizde 3'ü verecek tabii ki. Sonra bunu sileceksiniz. Geriye 18 ve 15 kalacak. Şimdi bir daha bu soruyu sorduğunuzda data structure'a, priority queue'ya give me the job that has the minimum running time, o zaman 8 diyecek. Onun için 3, 8. Sonra bir daha sorduğunuzda 10 diyecek. Son olarak da 15 diyecek. Onun için aynı şey. Yani bir nevi heap sort yapıyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz. Onun için burada bu kodda bakın önce bir min heap yapıyorum bunlardan with respect to their jobs running time. Right? Job'ların running time'larına göre min heap yapıyorum. Sonra heap boş olana kadar yani heap'te en az bir eleman olduğu sürece pop the job with the smallest running time. Yani delete min yapıyorsunuz aslında. Give me the job that has the minimum running time. Give me the job that has the minimum running time. O zaman bu o sıra heap'in size bu job'ları döndürdüğü sıra aslında schedule etme sıranız. Bu da gördüğünüz gibi en log-n'de çalışacak. Başlangıçtaki birinci step order n biliyorsunuz. Bunu heap'leri anlattığımız dersten hatırlayın. N tane rakamınız varsa bunlardan bir min heap yaratmak create min heap diye bir fonksiyondan bahsetmiştim orada. Bu order n'de yapılabiliyor. Fakat burada heap boş olduğu süre olana kadar sırasıyla bunları pop etme yani delete min yapıyorsunuz. N tane delete min yapıyorsunuz. Delete min operasyonu log n'de çalışıyor. Bunu n defa yaptığınız için n log n'de şey yapıyor. Zaten bu aşağı yukarı şeye denk geliyor. Heap sort algoritmasının running time'ına denk geliyor. Ben bunu da implement ettim. Bunu da vereceğim size. Amacım burada yine priority queue zaten standard template library içinde C++'da var. Bunun nasıl kullanıldığını da öğrenmenizi istiyorum. Başka yerlerde kullanabilirsiniz diye. Dediğim gibi yine priority queue C#'da olsun, Java'da olsun mevcut. İsimleri farklı olsa da işlevi aynı. Oradan bunların muadillerini bulup eğer diğer programlama dillerinde kod yazıyorsanız bu kodların muadillerini bulup çalıştırabilirsiniz. Ki ben öteki derste Problems in Data Structures and Algorithms dersinde bunları verdim. İlgilenen arkadaşlarınız, o dersi alan arkadaşlarınızdan alabilirler veya bana mail atarlarsa ben bu kodları kendilerine mail atabilirim. Şimdi priority queue integerlardan oluşuyor. Vector integer bunun nasıl organize edildiğini gösteriyor. Biliyorsunuz priority queue array ile implement ediliyor. Bu da karşılaştırma fonksiyonu. Eğer min heap yapmak istiyorsanız greater diyorsunuz, max heap yapmak istiyorsanız less diyorsunuz. H'de bizim heap'imizin kendisi jobs.begin, jobs.end. Bu da gelen job'lar. Bu aradaki elemanlardan bir min heap yaratıyorum. Sonra yapacağım şey şu. Gene completion time ve current time'ı tutmak zorundayım. Çünkü ben bunu hesaplıyorum. Bakın heap'im boş değilken ne yapıyorum? H.top. Bu biz aslında get min'e denk geliyor. En ufak elemanı al. Sonra pop'ta delete ediyor bunu. Yani get min, delete min.
Getmin Order 1'de çalışacak. Deletemin de Order Log'de çalışacak. Current Time'ı alıp ekleyip Total Time'ı ekliyoruz. Bu şekilde bunu en defa yaptığımızda sırasıyla elemanlar küçükten büyüğe doğru running time sorted order'da yani sorted order of their running times sırasıyla heap'ten bunları teker teker çekip schedule etmeniz mümkün. Daha sonra da ben bunu jobs.size number of jobs'a bölüyorum total completion time'ı. Böylece average completion time'ı hesaplıyoruz. Bunu da bakın 17.75 vermesi lazım. Bu birinci algoritmaydı. Bu da ikinci algoritma. Her ikisi de tabii ki optimal solution olan 17.75'i bu problem için vermek zorunda. Alright, bu önemli yani bu algoritmalar farklı şekilde implement edilebilir. Özellikle farklı data structure'ları kullanarak. Bakın birinde sorting kullanıyoruz, birinde heap kullanıyoruz. Yani heap sort yapıyoruz bir nevi. Algoritmaların farklı şekilde implement edilebileceğini ve farklı data structure'lar kullanılabileceğini öğrenmeniz açısından da bunlar güzel örnekler. Şimdi bunu da yaptık. Son olarak şu şekli de görmenizi istiyorum. Ben ilk greedy algoritmimizi introduce ederken ne dedim? Greedy algoritmaların en büyük özelliği neydi? Elinizdeki bir decision tree'de sadece bir path çiziyorlar. Yani backtrack asla etmiyorlar. Bir choice yapıyorlarsa geriye gelip keşke başka bir tane yapsaydım demiyorlar. Hep ileri doğru gidiyorlar. Bu problem içinde aslında decision tree'niz şu. Başlangıçta şuradasınız. Elinizde hiçbir job yok. İlk job'ı seçeceksiniz. Elinizde 4 tane job var. Bu 4'ünden birini seçeceksiniz. 4'ünden birini seçtikten sonra geriye 3 tane job kalacak. Greedy algoritm bu problem için hangi job'ı seçiyor? Running time'ı en küçük olan. O da C3. 3. Onun için C3'e gidiyor. Bakın şu path'ı alıyor. C1'i de seçebilirdi. C2'yi de seçebilirdi. C4'ü de seçebilirdi. Fakat onu yapmıyor. Greedy algoritm direkt diyor ki give me the job that has the minimum running time. Onun için kırmızı path'ı alıyor ve buraya geliyor. Bu state'e geliyor. Yani bu state'de artık C3'ü seçtiniz ve schedule ettiniz. Geriye hangi job'lar kaldı? C1, C2, C4. Aynı soruyu burada soruyor. Diyor ki give me the job that has the minimum running time among the ones that remain in the queue, right, in the set. Burada C1, C2 ve C4 arasında running time'ı minimum olan tabii ki C2, o da running time'ı 8. Dolayısıyla gene kırmızı path'ı alıp C2'ye geliyor. Bu noktada artık algoritmanızın schedule ettiği job'lar önce C3 sonra C2. Bu ikisini schedule etti. Geriye kaç job kaldı? 2 tane. C1 ile C4. Aynı soruyu soruyor. Give me the job that has the minimum running time. Bu durumda C4, onunki 10, C1 ise 15. Dolayısıyla C4'e gidiyor. Artık C3, C2, C4 sırasıyla schedule etti. Geriye bir job kalacak. Onda C1. Bakın tek path çiziyor. Şuradan kırmızı path üzerinden. Başka bir algoritm mesela FIFO'yu düşünün. İlk yaptığımız FIFO. Önce o neyi seçiyordu? C1'i seçiyor. Sonra C2'yi seçiyor. Buradan devam ederse C3, C4 şeklinde o şu path'i çiziyordu. Fakat elde ettiği sonuç optimal değildi. Bu optimal solution'u veriyor ve her zaman optimal solution'u veriyor. Yani buradaki solution'lar içinde optimal olan tek şey var, solution var. O da greedy algoritmanı seçti. Onun için greedy algoritm bu problem için optimal solution'u veriyor ve çok hızlı bir şekilde bu solution'u elde ediyor. Yani bu bir backtracking algoritması değil. Mesela bir backtracking algoritması önce şu path'i deneyip buradan denedikten sonra gelip keşke bir de şunu deneseydim ne olurdu diye bu bütün petleri hesaplayıp onlar içinden en küçüğünü seçer. O yüzden bir backtracking algoritması ile greedy algoritması arasındaki fark budur. Greedy algoritmaları hep ileri doğru giderler. Asla bir noktaya geri dönüp bir de şunu deneseydim ne olur demezler. Mesela C3'ü seçtiniz, şimdi C2'yi seçiyorsunuz. Tekrar geriye gelip asla C3'ten C2 değil de C4'ü seçseydim ne olurdu diye bir greedy algoritması bakmaz. Yani bu özellikle greedy algoritmalarında sizin anlamanız gereken özelliklerden bir tanesi. Greedy algoritması always moves forward, never backtracks and tries other alternatives. Yani bu önemli bir özellik. Son olarak greedy job scheduling problemi için greedy algoritması her zaman optimal solution'u veriyor mu? Evet, bunu prove etmek mümkün. Bunu tabii ben prove etmeyeceğim. Prove etmesi zor değil ama yani çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Gerçekte tabii bunu yapmak zorundasınız. Sonuçta bir algoritm veriyorsanız ve bu algoritmanın her zaman optimal solution'u ürettiğini iddia ediyorsanız bunu prove etmek zorundasınız. İnsanlara sadece alın size bir algoritm, ben biliyorum ki bu her zaman optimal solution'u veriyor diyemezsiniz. Mutlaka bunu matematiksel olarak prove edip bakın bu işte bu yüzden yani here's the proof that the algorithm always gives the
optimal solution for this problem diyebilmeniz lazım. Bunu şöyle prove ediyorlar. Diyorlar ki greedy algoritm optimal solution'u verdiğini siz iddia ediyorsunuz. Bunu prove by contradiction ile yapacağız. Assume to the contrary that there is another ordering that gives a lower average completion time. Başka bir tanesi size diyor ki arkadaş senin verdiğin greedy algoritma optimal solution'u üretmiyor. Al sana başka bir ordering. Bu senin greedy algoritmanın ürettiği çözümden daha az, daha düşük bir average completion time olan bir tane ordering olduğunu iddia ediyor birisi. Siz bunun contradiction'da aslında öyle bir ordering'in olamayacağını gösterebilirsiniz. Bu aslında çok zor bir şey değil. Basit bir matematik formülasyonla ispatlanabilir. Biz formal proof'u vermeyeceğiz ama optimal solution'un bu şekilde, yani siz greedy algoritmanın optimal solution verdiğinin bu şekilde ispatlandığını bilmeniz yeterli.